Alıyoruz. Aferin oğlum. Aferin. Ses ki 3-5-5. Gel bakalım. Tarık Bey, ufak tefek yaralanmaları falan sıradan tedavi olmuyor. Aynen. Tedavi boyutunda zaten kısırlaştırma işlemi de bitti. Ha, çok an döküyor. Gelmeden önce de süreci... döküyordu. Sen zaten misin o? Bir defa yıkadık güzelce. Bu farklı işte... Çok olsa falan yapışık şeyler de var. Onun sırasını alabilirsiniz. Ben şu başa normal resimle çıkarırsam. Başa. Ama tamamen. Verdim babada. Hı? İkisini ver. Aslında üçünü ver. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sahip izleyelim. Manisa Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları bakım evimizde sosyal medya hesabı oluşturuyoruz. Bu sosyal medya hesabında sokak hayvanlarının ilk alındığı hali, o kirli hali, sonrasında ne aşamalardan geçmiş, nasıl iyi haliyle yayınlayacağız. Onun haricinde Vetbüs projemiz var biliyorsunuz. Vetbüs projesiyle Vetbüs aracımızın o gün hangi mahalleye gittiğini, neler yapıldığını göstereceğiz. Pet kuaförümüz devreye giriyor. Pet kuaförle sokak hayvanlarımızın önce ve sonraki hali yayınlanacak. Kilo oldun. İyi ki tanıştık sizle bir evi. İnşallah çok şanslı olur. Bundan sonrası da böyle olur. Bir çocuktu, büyük de bir çocuk. Ara sıra böyle taşkınlıkları oluyordu. Kimseye bir zararı olmuyordu ama ufak tefek sıkıntılar yaşanıyordu ve bazı insanlar sevmiyordu onu maalesef. Zehirlemeye varacak kadar büyük olaylar yaşadık. Ölümden döndü çocuk. Sonrasında şikayetler üzerine barınağa alındı. Biz bu durumdan çok rahatsız olduk. Çünkü çok özgür bir çocuktu. İşte ormanda geziyordu, göletlerde yıkanıyordu. Çok kendine has bir çocuktu. Dört duvar arasında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Biz de daha doğrusu ben kendi sayfamdan Nurcan Hanım'ın sayfasına yazdım. Talepte bulundum. O da sağ olsun ilgilendi. Paşa'yı biraz sosyalleştirdik eğitmenler tarafından. Ardından da burada aşısı yapıldı, çiplendi ve bize sahiplendirildi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tasmanya bir sıkıntı yaşamış. Evet. Daha önce biraz... geçmişinde bir sıkıntı yaşamış. Düşürmüştü tasmasını ya da birisi çıkarttı. Bilmiyorum. Vardı bir tasması. Takmaya çalıştığımızda inanılmaz bir şekilde kaçıyordu. Evet. Yani alışkın değil herhalde. İhtimalle dediğiniz gibi kötü bir şey de yaşamış olabilir. Kaçıyordu. Biz tasma takma işte tasma. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çok yakında hizmete girecek bir projenin bilgisini vermek istiyorum. Can dostlarımızın hayatlarını, yaşadıkları zorlukları kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak yepyeni bir proje bu. Ücretsiz olarak cep telefonlarına indirebileceğimiz mobil bir uygulama sayesinde birçok konuda sokak hayvanlarımızla ilgili yeni hizmetlerimiz devreye girecek. Örneğin sokakta yaralı bir hayvan gördünüz. Vatandaşlarımızın yaşadığı en büyük zorluk bu hayvanı gördükleri zaman o panik duygusuyla ne yapacaklarını bilememeleri. İşte beyaz masayı mı arayayım, barınağımı götüreyim gibi. Şu an zaten işleyen bir sistemimiz var ilçe belediye koordineli olarak ama bunu bir tık daha ileri taşıyarak sadece bir tıkla sokakta yaralı hayvanı gördüler. Hemen fotoğrafını çekecekler. Hayvanın bulunduğu konumu sistem üzerine yükledikleri anda hem hekimlerimiz hayvanla ilgili bir ön tıbbi durumuyla ilgili bilgi sahibi olacaklar. Aynı zamanda da bilgi kirliliğine sebep olmadan hızlı bir şekilde yerinde müdahaleye avantaj sağlayacak. Aynı şekilde kısırlaştırma için de söylediğim sistem geçerli. Sokakta kısırlaştırmış bir hayvan gördüklerine yine aynı sistemi kullanabilirler. Bunun yanı sıra sistem üzerinde kısırlaştırma randevusu da oluşturacağız. Tüm Manisa'mızda sahipsiz olsun bütün hayvanlarımıza el birliği sahip çıkmayı hedefliyoruz. Şu an iyileşme sürecinde atlattı.